vurgulamak istediğim nokta ise biyoteknolojik, genetik mühendislik yaklaşımları. Özellikle şu anki COVID-19 pandemisiyle birlikte aşı çalışmaları hız kazandı. Türkiye'de de şu an devlet desteğiyle ondan fazla laboratuvarda aşı çalışmaları devam ediyor. Aşı çalışmalarını anlatmadan önce bu virüsün nasıl çalıştığıyla ilgili kısa bir anlatmak istiyorum. Koronavirüs normalde hücreye girerken hücre yüzeyindeki reseptörlere, ACE reseptörleri belki duymuşsunuzdur, bağlanarak hücre içerisine giriyor ve koronavirüsün bu kadar çok çeşitlilik kazanmasının asıl sebebi genomunun pozitif zincirde bir RNA olması. Ve bu pozitif zincirdeki RNA hücreye girmeyle birlikte hemen viral polimerazlar proteinleri oluşturuyor ve bundan sonra da tekrar kendi genomunu kopyalıyor. Endoplazmik retikulumda onun nükleokapsid proteinleri, spike'lar, membran dediğimiz proteinler oluşuyor ve en sonunda bütün yapı tekrar bir araya gelerek bir viriyon dediğimiz virüs partiküllerini oluşturuyor ve en sonunda egzostoz yoluyla hücrenin içerisinde tekrar tekrar virüsler kopyalanarak ortaya çıkıyor. İşte burada bulunan virüsün kendini kopyalaması, çoğaltması ve tekrardan başka bir hücreye enfekte etmesi mekanizmalarının bütün noktalarına karşı aslında ilaçlar geliştiriliyor, aşılar geliştirilmeye çalışılıyor. Bunlara baktığımızda şu an viral aşı geliştirme yaklaşımlarında şu an bütün dünyadaki biyoteknoloji şirketleri de aşıları şu an göstermiş olduğum yöntemlerle üretiyor. Bunlar atenüe aşı diyoruz. Enfekte edebilme ama çoğalamama, genellikle çok çoğalamama özelliğine sahip. Bağışıklık sistemini indükleyebiliyor. Bağışıklık sistemini stimüle ediyor. Diğeri ise tamamen pasif aşı, inaktive edilmiş aşı. Bizim de şu an üzerine çalıştığımız aşı yöntemi. Parçalanarak inaktive edilmiş aşı, C kısmında buyrulmuş, ayrılmış devre dışı bırakılmış aşı. Bu her üç aşı için de aslında laboratuvar ortamında bu virüsü çoğaltmanız, binlerce, milyonlarca kez konsantre etmeniz gerekiyor. Halihazırda yaptığımız ama çok da tehlikeli olan yöntemler bunlar. Ama rekombinant yöntemler de var. Mesela sentetik peptitler veya virüsün yüzeyinde bulunan proteinleri bir nanoparçacık üstüne kaplayabiliyorsunuz veya rekombinant viral vektörler dediğimiz, az önce dediğim gibi bana ret gelen yöntemin aynısını yurt dışındaki şirketler yapıyor. Bu gibi yöntemlerle aşı üretebiliyorsunuz ve DNA ve RNA'sını da kullanabiliyorsunuz virüsün isterseniz. Bunları hücreye elektroporasyon gibi yöntemlerle vererek vücutta bir immün sistemi uyarabiliyorsunuz. Ve böylelikle insan bağışıklık sistemi profilaktik olarak veya daha görmeden virüse karşı bir bağışıklığı oluşturabiliyor. Bütün bu yöntemlerin ortak ana noktası ise aslında protein tabanlı olmalı. Yani demem o ki eğer bu virüsler mutasyon geçiriyorsa ve eğer değişiyorsa sizin aşı yaparken veya rekombinant protein yaparken bu virüs ve aşınızın, ilacınızın içerisine mutasyon geçirmiş bölgeleri de koymanız gerekebiliyor. Yoksa bütün dünyaya satabileceğiniz bir rekombinant aşı başarılamayabilir. Buradaki gördüğünüz haritada size şu pardon. Bağlantımı koptu yoksa devam edeyim mi? Şimdi geri geldi hocam. Devam edebilirsiniz. Tamam. Umarım diğer taraf tam anlatabildiğim gibidir. Tam buraya geldiğinizde koptu hocam. Tamam, çok güzel. İşte burada şu an SARS-CoV-2 yani COVID-19'a sebep olan virüsün
dünya üzerinde şimdiye kadar geçirmiş olduğu mutasyonları görüyorsunuz. Burada SARS-CoV-2 şu ana kadar 40 tane farklı mutasyon geçirdi. Ve hepsinin ne kadar birbirinden ayrılmış olduğunu da görüyorsunuz. Hatta şu an COVID-19'a sebep olan virüs ayda iki bulucu mutasyon geçirdiği, diğer bir önceki kökeninden ne kadar ayrıldığını takip edebiliyorlar. Dolayısıyla eğer bir aşı yapmak istiyorsanız veya tedavi yöntemi yapmak istiyorsanız, bütün bu mutasyona sahip olabilecek virüs tiplerini de düşünmeniz, buna karşı önlem almanız gerekiyor. İşte bunun için aslında genetik mühendislik yöntemleri daha spesifik, sadece genomun değişmeyen bölgelerini hedef alabileceğimiz ve orayı mutasyona uğrat, orayı hedefleyip virüsü inaktive edebileceğimiz yöntemler olarak belki bu pandemide değil ama önümüzdeki salgınlarda kullanılabilecek klasik aşı yöntemlerinden daha etkin ve daha güvenilir yöntemler olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan araştırmalar burada mesela SARS-CoV-2 virüsünün dünyada genomu dizilenen 739 tane virüsünün içerisine bakıldığında 739 tane farklı COVID-19 virüsünün 165 tane sadece korunmuş bölgesi olduğu tespit edildi. Bu da bize aslında hedefleyebileceğimiz genetik mühendislik yöntemleriyle hedefleyerek bu bölgeleri mutasyona uğratabileceğimiz bir imkan sağlıyor. Böylelikle eğer biz sadece bu korunmuş bölgelere genetik mühendislik tasarımları yapabilirsek, değil sadece Türkiye'deki COVID-19 virüsleri, aynı zamanda Amerika'daki de, Rusya'daki de, İngiltere'deki insanlar da bu üreteceğimiz biyoteknolojik ilaçlarla, belki yeni nesil aşılarla tedavi olabilecekler. Peki bu genetik mühendislik yöntemleri neler? Bazıları 10 yıllardır biliniyor, bazıları son birkaç yıldır revaç kazandı. Bunlar özellikle CRISPR genetik mühendisliği, CRISPR gen mühendisliği, Sherlock, Dedector, Carver ve Pacman denen yeni yöntemler çıktı son 1-2 yılda. Ya da Small Interference RNA dediğimiz RNA baskılayıcı yöntemler veya antisense oligonükleotitler veya ribozimler. Bu yöntemlerin tümünün en ortak özelliği genoma spesifik hedefleyebiliyorsunuz ve genomuna bağlandığında virüsü o virüsü degrede edebiliyor, parçalayabiliyor. İlk göstereceğim yöntem CRISPR yöntemi. CRISPR son 2 yılda, son 2-3 yılda özellikle insan üzerindeki modifikasyonlardan ötürü çok moda olan, çok çalışılan bir yöntem. Çok hızlı, çok ucuz ve kolay bir şekilde üretilebiliyor. Bu yöntemlerde virüslerin RNA veya DNA'sını CRISPR ve Cas13 enzimiyle birlikte veya Cas12 enzimiyle birlikte hedefleyebiliyorsunuz ve virüsü spesifik olarak tanıyıp kesmeye yardımcı olabiliyor. Bu yöntemler birçok farklı virüste denendi. Şu anda henüz koronavirüs üzerinde, COVID-19 virüsü üzerinde deniliyor ve etkili olduğu gösterildi. Ancak henüz klinik çalışmalara girmedi. Az önce bahsettiğim gibi virüsün hücre içerisinde çoğalması sırasında gerek pozitif zincir genom RNA'sı, gerekse bu RNA'nın kopyalanması sırasında ortaya çıkan alt grup RNA'ları siz CRISPR sistemiyle hedefleyebiliyorsunuz. İsterseniz virüs çoğalmadan genlerini baskılayabilirsiniz veya genomunu ne vücudunuzdaki bulunan diğer mikrobiyotaya yani diğer mikroorganizmalara da zararlı olabilir. Böylelikle sadece SARS-CoV-2 için spesifik bir tedavi yapabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda CRISPR sisteminden daha önce bulunan siRNA dediğimiz ya da antisense oligonükleotit veya ribozim dediğimiz farklı metotlar da var. Bu metotların CRISPR'ı olan üstünlüğü de var. Galiba slide geçişlerinde kopuyor. Burayı tekrardan almam gerekirse, CRISPR'dan daha önce bulunan yöntemler de var. Bunlar
small interference RNA, oligonükleotitler veya ribozimler. Veya RNA moleküllerini virüs hücreye bulaşırsa o hücrenin genomuna yapışabiliyor ve farklı metotlarda virüsün RNA genomunu parçalayabiliyor veya o RNA genomunu baskılayarak proteinlerin bir araya gelmesini engelleyebiliyor. Dolayısıyla hem CRISPR hem siRNA hem antisense oligonükleotit ve ribozim şu an özellikle COVID-19'un tedavisinde sıklıkla kullanılmaya başlandı. Preklinik aşamaları geçmeye çalışılan olmasa bile önümüzdeki birkaç yıl içerisinde aşılara alternatif olarak da bu yöntemler gelecek. Bütün bu yöntemleri bir araya getirdiğimde aşılara nazaran gerek CRISPR, antisense oligonükleotit, RNA ve ribozimlerde stabilite olarak en üstün olanlar aslında CRISPR ve antisense oligonükleotitler. Aynı zamanda antisensler veya ribozim veya RNA'ler ucuzluk bakımından da diğer yöntemlere göre daha ucuz, hızlı üretilebiliyor ve aslında kullanımında çok daha kolay oluyor. Tabii bunların da bazı dezavantajları var. Delivery gibi yani hücre içerisine aktarım gibi. Bu yöntemler üzerine çalışacak gençler, bilim insanları veya laboratuvarlar belki de geleceğin yeni nesil ilaçlarının tasarlanmasında özellikle biyoteknolojik olarak çok önemli bir ön alabilir, öncü olabilir. CRISPR'ı sadece tedavi açısından da düşünmeyelim, aynı zamanda tanı açısından da kullanabiliyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de tanı yapmak için özellikle RT-PCR tekniği, PCR tekniği kullanılıyor ve COVID-19 virüsünü yani SARS-CoV-2 virüsünü çoğaltmak için hastadan alınan örneği PCR sistemi içerisinde 60 dakika ile 90 dakika arasında çoğaltmanız, amplifiye etmeniz gerekiyor. Yine kesildi. Yine kesildi galiba. Kusura bakmayın, slaytların geçişinden ötürü oluyor. Baştan almam gerekirse şu an ülkemizde COVID-19 tanıları PCR yöntemiyle yapılıyor ve bu yöntemler yaklaşık 60 dakika ile 90 dakika arası sürüyor. Bunun için de yine fazla malzeme ve maliyet oluşuyor. Ancak CRISPR yöntemiyle sadece yarım saatlik gibi bir süre içerisinde kısa bir amplifikasyondan sonra RT-PCR'a veya yüksek maliyete gerek duymadan biliyorsunuz. Burada Cas13 enzimini görüyorsunuz. Buraya SARS-CoV-2 spesifik rehber RNA'lar guide RNA'ler tasarlayabiliyorsunuz ve bunlar gerek çift zincirli DNA'da gerekse de RNA virüslerinde olsun çoğalttıktan sonra Cas13 ve CRISPR sistemi RNA'ya bağlanıyor ve üstünde siyah gördüğünüz noktacıklar eğer virüs CRISPR sistemine bağlanırsa kesilerek bu siyah noktalar ortaya çıkıyor ve size bir siyah uyarı veriyor. Dolayısıyla şurada görüyorsunuz. Bu bir normal bir kağıt testi. Kağıt testinin içerisine az önce gösterdiğim bile olsa, gerekse de daha yüksek kopyalarda bile olsa sesim gitti yine. Geliyor hocam. Geldi mi? Tamam. Gerek bir tane virüs kopyasında olsun, gerekse de daha yüksek konsantrasyonda olsun, CRISPR sistemiyle yarım saat içerisinde yavaş yavaş yukarıdaki detection band diyoruz buna. Bu bantlar siyahlaşmaya başlıyor ve virüsün var yok olduğunu hemen tespit edebiliyorsunuz. Sadece bir gene değil, birkaç tane geni de aynı
aynı sistemle hedefleyip bunun COVID-19 virüs tanısını normal yaptığımız PCR sistemlerinden daha ucuz ve daha hızlı olarak tespit edebiliyorsunuz. Yine aynı yöntemlerle, ki bu yöntem Sherlock deniyordu, Detector, Inspector gibi çok daha farklı yöntemler çıktı. Artık bu yöntemler PCR tanılarının yerini önümüzdeki yıllarda alacak ve bunlar hem daha ucuz hem de gelişmekte olan, daha yeni ekonomisi gelişmekte olan ülkelerde de hızla kullanılabilecek biyoteknolojik araçlardan biri. Bunlar da yine bir girişim yapmak isteyen öğrencilerimiz için de birkaç tane ipucu olarak buraya koyuyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok kesik kesik oldu. Hakkınızı helal edin. Beni dinledin.